Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda fırdöndü bağlama tekniği üzerinde duracağız. Fırdöndü diğer bir ismiyle klips arkadaşlar. Bu yöreden yöreye bu isim fark edebilir. Bağlamaya başlıyoruz. İlk işimiz olarak arkadaşlar bu misinemizi makinamızın oltamızın makinasından gelen misine olduğunu farz edersek bu fırdöndümüzü alıyoruz arkadaşlar elimize. Fırdöndüğümüzün gördüğünüz gibi bir yuvarlak kısmı var. Bir de açılır kapanır kısmı var arkadaşlar. Bu makinamızdan gelen ilk misinamıza fırdöndünün yuvarlak kısmını bağlıyoruz arkadaşlar. Evet, yuvarlak kısımdan misinamızı geçiriyorum. Aynı noktadan tekrar ikinci bir defa geçiriyorum arkadaşlar misinamızı. Evet arkadaşlar. İkinci defa geçirdikten sonra burada bir göz oluştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu fazlalık misinayı ana misina üzerinde 5 defa doladıktan sonra bu gözden geçireceğim arkadaşlar. Evet başlıyorum. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar. Bu hazırladığımız gözden geçireceğim arkadaşlar şimdi bu misinamızın ucunu. Ve bu şekilde her iki ucunda tutuyorum misinamızın. Çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonra fır döndüğümüzle ana misinamızı çekiyoruz. İyice oturtuyoruz arkadaşlar. Burada misinamızın fazlalığını kesiyorum. Evet, fır döndüğümüzün ana bedenden gelen, ana bedenimizden gelen misinamızla bağlantı işi tamamlandı. Şimdi arkadaşlar, asıl oltamızın bedeninin fır döndüğümüze alt kısmına takılışını göstereceğiz. Bunu olta beden olarak düşündüğümüzde arkadaşlar, kancalı olta beden olarak düşündüğümüzde, bunu kasa düğümü şeklinde yapacağız. Çünkü burası açılır kapanır olduğundan dolayı bunu çıkarıp takmamız kolay olması için sabitlemeyeceğiz. Kasa düğümü şeklinde yapacağız arkadaşlar bu düğümü. Yapıyorum arkadaşlar ben kasa düğümünü. Ama bu kasa düğümüne iki tane düğüm atacağız arkadaşlar. Bu iki düğümün sebebi ise büyük balık vurduğu anda, küçük balıklarda genelde problem olmaz. Bir düğüm atabilirsiniz. Ancak büyük balıklar için iki düğüm olması bu misinamızın mukavemetini artıracaktır arkadaşlar. O şoku atlatacaktır arkadaşlar misinamız büyük balık vurduğunda. Daha sağlam olacaktır, mukavemetli olacaktır. Bağlıyorum arkadaşlar ben kasa düğümümüzü. Bir, bu birinci düğümümüz. İkinci düğümümüze geçiyorum. İki. Bu da ikinci düğümümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki düğümlü bir kasa düğüm attık. Evet arkadaşlar. Bunu fır döndüğümüzün açıyoruz arkadaşlar açılır noktasını. Bu hazırlamış olduğumuz kasa düğümünün üst kısmını geçiriyorum buradan. Kapatıyorum arkadaşlar kapağını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda fır döndüğümüzün hem üst tarafı hem de alt tarafı bağlanarak yerleştirildi. Bu kasa düğümümüzden artan kısmı da fazlalık kısmı da alıyorum. Çünkü zemine takılmaması için. Arkadaşlar fır döndü bağlama yöntemimiz de burada sona ermiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.